Ne haber Cemil? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor be minik kuş. Nasıl gitsin? Oğlum bu ne saçma soru lan? Susam sokağım burası. Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidecek? Allah'ını seversen ya. 20 senedir dükkanı açıyoruz işte. Yemin ederim, 20 senedir bu kepenk yüzünden benim sağ kolum daha uzun. Ya boş ver Cemil'ciğim. Ayrıca bu İbo var ya çok değişik bir adamdır ha. Bak bu lisedeyken kızlara anket defteri doldurtuyordu. Sen niye bazen sol kolunu açmıyorsun ki? Bunu uzatmışsın. Dengele işte. Güzel. Sen ayrıca bana ne laf sokuyorsun ya? Allah Allah. Ben lisedeyken o defterleri kızlara vermeseydim kızların benim hakkımda ne düşündüğünü asla öğrenemeyecektim. Allah Allah. Ne düşünüyorlarmış lan kızlar senin hakkında? Düşünmüyorlarmış. Defter verdiğim hiçbir kız beni tanımadı. Sen uzaydan bir de gözüküyorsun lan. Oğlum kızlar seni nasıl tanımak istemediyse artık düşün yani. Abi, ha. Bizi bir çekir misin? Tabii çekerim canım. Ne olacak? Ne dedi ya? Nereye gitti lan bu? Aşkım, bugün ay dönümümüz. Bana hediye aldın mı? Tabii ki de aldım aşkım. Ay dönümümüz kutlu olsun. Ne? Ay dönümümüzde bana çorap mı aldın? İstemem. Bana ne zaman Falcon 16 alacaksın? Falcon 16 daha çıkmadı ki aşkım. Sanki çıksa alacaksın. Bıktım artık bu fakir ilişkiden. Senden ayrılıyorum. Git. Çok para olduğu için Feridun yerine beni seçtin değil mi? Evet. Al aşkım, sana telefon aldım. Aa, inanmıyorum. Gerçekten şoka girdim şu an. Çok sevindim. Beni gerçekten sevdiğini anladım. Gel. O zaman eski ilişkimize devam edebiliriz. Edemeyiz. Çünkü sana Wi-Fi 16 alabilmek için 2 adet böbreğimi bu adama sattım. Bir 5 saniye içinde öleceğim. 4, 3, 2, 1. Keşke seni üzmeseydim kardeşim. Vay arkadaş ya. Mehmet Ali Erbil'in salam yedirdiği o programdan beri izlediğim en saçma şey. Hangi? Biz burada hayatın sorunlarına, hayatın gerçeklerini, yaşamışlıklarını video çekiyoruz amca. Bu mu yaşamışlıkların videosu oğlum? Lan böbreklerini bağışlayan adam organlarını ıslak hamburger kutusunda getirdi be. Ya çocuklar bu mahallemizde dizi mi çekiyorsunuz acaba? He? Ha, dizi. Tırtlar Vadisi'ni çekiyorlar. Ne dizisi? Bu adamları kim oynatır dizide? Biz zaten televizyona karşıyız. TikTokçuyuz abi biz. Bey, adamı tikiyorsunuz lan siz. Kim izler oğlum bunları? Manyak mısınız? Milyonlar, milyarlar, hatta trilyon. Yeni izlenince bu amca. İnsanlar TikTok'u bir yaşam alanı ve kendini ifade etme biçimi olarak kullanıyor. Bunlar sizin kuşa anabileceği bir şeyler değil. Öyle mi? Peki senin kuşak senin ne dediğini anlıyor mu? Anlıyor ki 800 bin tane takipçim var amca. Oğlum senin ağzında bir şey mi var abi? Ya o çocuklar belli ki sanat yapıyorlar işte burada. Çocukları kendi sığlığınıza çekmeyin arkadaşım lütfen ya. Devam edin çocuklar. Biz sizin yaşınızdayken mahalle baskısından hiç böyle şeyler yapamadık. Kendimizi ifade edemedik. Siz edin yavrum. Böyleyse edin tabii. İşte bizim kuşak sorunlarını çok iyi anlayamıyor amca bu. Bravo sana amca. Amca, sana rol vereceğim. Ne? Rol mü? Oyunculuk mu? Acaba o gün bugün mü oyuncu mu olacağım? Sonunda Zuhal Olcay'a giden yol açılıyor mu yoksa? Çocuklar becerebilir miyim dersiniz? Bak lan soruya bak soruya. Oğlum sanki onlar becerebiliyor mu ya? Şu yamuk cisim gözlük takınca zengin mi oluyor yani? İşte sizin kuşağın sonu bu amca. Gençlik böyle düşünüyor. Hangi gençlik lan? Hangi gençlik? Oğlum bizim gençliğimizde var ya... Biz yemin ederim mahalleye göz kulak olurduk. Mahalleye biri girdiği zaman var ya onu döverdik. Biri saçını uzattığında ne oğlum öyle karı gibi saç uzatıyorsun lan derdik. Ha? Kötü insanmışsınız ha. Ne kötüsü? Ne kötüsü? Sizsiniz lan kötü.
Tamam. Yani kızlara laf atıyorduk, tamam. Orada yoldan gelip geçenleri dövüyorduk ama biz iyi insandık oğlum. Değil misiniz efendim? Ne demek güzel? Lan aynı zamanda bunların yanında yaşlı teyzelerin poşetlerini taşıyorduk oğlum. Siz ne anlarsınız lan iyi insanlıktan? Ne mi anlarız? Challenge accepted. Şimdi sana iyi insanın ne olduğunu anlatacağız. Neymiş? Hadi arkadaşlar göreyim sizi, yürü. Baba gel. Amca. Heh. Sen de gel. Ama rolü mü söylemedin oğlum? Rolüm ne? Anlat bakalım çirkin ve tutkulu. Çok merak ettim. Yeter be. Bıktım bu ilişkiden. Artık ayakları yere sağlam basan bir ilişki istiyorum. Ayaklarım yere basmadığı için çok üzgünüm Burcu. Artık Feridun'la beraber olacağım. Çünkü o hem daha zengin hem de atletizm. Burcu dikkat edin! Hayır! Burcu! İnanamıyorum. Sevgi onu ayaklandırdı ve sevdiği insanı kurtardı. Burcu, yanında olan erkek seni artık taşıyabiliyor. Ama hastaneye. Bik bik. Aman Allah'ım! Ben böyle neye sebep oldum? Allah bravo. Bravo. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese Allah akıl fikir versin. Amin. Nasıldım ben, nasıldım? Arabada nasıldım? Role uygun muydum? Vallahi role çok uygundun. Kıza ağır vasıta çarpıyordu. Ağır vasıtayı senden iyi kimse oynayamaz İbo. Gerçekten bak İbo, rolünün ağırlığını hissettik. Şimdi öyle ama rol çok yardımcı kaldı ya. Madem ağırlığını hissedeceğiz, yani rolü biraz daha büyütelim. Bu araba da bütün bu hikayede ne düşünüyor, ne yaşıyor, onu bir inceleyelim. Mesela orada ayağı yere basan çocuğu bulduğunda Burcu, sen de araban burada olsun. Yani işe gidiyor gibi kalk gel, arabanla konuş, aç, bin, kontrol et bir arabanı falan, onu yaşatalım. Sonra yolda seyrederken, seyir halindeyken bir dalgınlık olsun arabada ve sende. Öyle çarpın. Tamam. Evet. TikTok'un başından gelsin. Öf be! Yeter artık! Ayakları yere basan bir ilişki istiyorum. Bittim artık senden. Ayaklarım yere basmadığı için çok üzgünüm Burcu. İşte benim beraber olabileceğim bir adam. Hem zengin hem de atletizm. Hadi bakalım yürüyelim. Günaydın Ozan Bey. Aman Allah'ım. Gökleri açık mı unutmuşum? Öyle bir akıl... Hayır. Efendim akıl almayın ben, akıl almayın. Sahibim. Kaldığımız yerde. Akıl almayın. Ben kendimi kapattım efendim. Günaydın. Günaydın. Evet, ben aslında babanızın arabasıyım. Yine beni kaçırıyorsunuz galiba. Evet, iyi misin bugün? İyi. 10.000 bakım yapıldı. Hiçbir yerimi kontrol etmenize gerek yok efendim. Ben yine de bir motora bakayım derim. Siz bilirsiniz artık sabah sabah neye bakmak istiyorsan bak, ne diyeyim. Ben o araba mıyım? Motorum arkada mı yoksa? Yok, galiba. Bir tek bir araba vardır. Ben o değilim efendim. Evet. Rica ediyorum. Buradan bakın. Umarım motorunuz öndedir. Arkadan çekişti demek. Ha? Ben 4 çekerim efendim. Karışmayın burada. Çok çekersin bu arada. Evet. Önden bakalım. Muayenemi de yaptırın artık. Ceza yersiniz. Bunun aküsü nerede ya? Neyse. Evet. Kapıyı açmadan binmeyin. Keşke biraz daha az yürüseydik. Klik. Evet. Ha. Bindiniz. Niye arkaya oturdunuz? Bin. Başkası mı sürecek arabayı? Biliyorum o zaman. Binin efendim. Seninle sohbet etmek çok güzel. Güzel. Eşek modeli oldu.
O kadar akıllısın ki kendi gidebilirsin. Yürü git. Tabii. Yol açık. Sahilden de gidebiliriz. Kafana gelir. Ne yaptın dün gece? Çok güzel bir gündü. Soğuk muydu? Ama lütfen tepkilerden bırakmayın. Yolda giderken önünüze bakın. Öğrendi. Ben seninle konuşmak istiyorum. Evet. Sensörüm bozuk çünkü algılayamıyorum. İş olmaz. Çağırmaz da yürü git. Ah! Gencecik bir kıza çarptım. Nasıl? Hayatım karardı. Burcu! Burcu! İnanamıyorum. Sevgisi sayesinde ayaklandı. Arabasında konuşan deli manyak herif ona çarptı. Burcu! Amin adam! Seninle olan erkek bak seni artık taşıyabiliyor. Ama hastaneye. Bu lafı koydu çocuğu. İp ip. Ben yapacağım onu oğlum. Pardon. Durun gitmeyin. Hadi. Mik mik. Keşke boynumu orada kırsaydım. Yani ben böyle neye sebep oldum ya? Polise haber vermemiz lazım. Polise haber verelim. Hastane, ambulans çağıralım. Akıllı araba benim. Salak olan sensin. Boynunu kıracağını bir telefonla ara. Hastaneye götürelim. Hayır. Bana binselerdi. Felaket. Hepsini taşırdım oysaki. Yakıt depom da delinmiş. Bravo. Gerçekten yayında ve yapımda emeği geçen herkese Allah akıl fikir versin diyeyim. Ne diyeyim? Amin. Nasıldım? Role uygun muydum? Çok uygundun. Harika. Kıza ağır vasıta çarpıyordu. Ağır vasıtayı senden iyi kimse oynayamaz İbo. Yalnız gerçekten o rolün ağırlığını, o arabanın beygirinin beygir gücünü hissettirdin bize. Pardon da neden alay ediyorsunuz? Bu anlatımız acıklı bir hikayenin neresi bu kadar da komik? Her tarafı komik lan. Oğlum çocuğun ayakları felçliydi bir anda kalktı yürüdü lan. Aşkı onu tedavi ediyor. Ulan tatoşunuzdan öyle tedavi medavi uydurmayın oğlum. Allah Allah. Senaryoya uyuyor, aşkı için ayağa kalkıyor. Senaryoya uyuyor, naylon poşette böbrek getiriyorsunuz. Gerçekçi değilsiniz oğlum. İşte sizin kuşağın sorunu bu efendim. Aşktan ve halktan çok kopuksunuz. Hı. Kim halktan kopuk? Oğlum bakalım lan. Ben burada bakalım var. En halk benim lan. Halk olabilmişsiniz ama insan olamamışsınız. Puh! Duygularınız yok. Oğlum senin de berberin yok. Allah Allah. Sen niye böyle köşeli parantez gibi duruyorsun? Yaşayamadığım aşklar beni bu hale soktu. Yaşayamadığım aşklar diyor. Oğlum libidodan iki büklüm olmuşsun götürdüm damburu gibi. Ne aşkı lan? Bunların hepsi yaşanmış hikayeler efendim. Az önce anlattığımız aşk hikayesini de anlamamıza çok şaşırdım. Anlamadık evet. Gerçekten anlamadık. Anlamadıysanız size gerçek bir aşk hikayesi anlatırım o zaman amcalar abiler. Hadi bakalım başlayalım. Hadi başlayalım. Amca sen de gel. Çocuklar ama bana biraz alt metin verin. Yeni rolüm neyin alegorisi? Feridun. Tamam sen gel ben amca ben sana anlatacağım. Sen de hiç anlamıyorum ki ya. Aha gene. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Muah. Muah. Burcu sen ne yapıyorsun? Benim yanımda Ozan'ı nasıl öpersin? Ben yokken öpsen. Hadi neyse. Özür dilerim aşkım. Ozan benim kankamdı. Bundan sonra Ozan'la görüşmeni istemiyorum. Ya o ya ben. Ben gidiyorum. Kız arkadaşına ne kadar da kötü davranan bir adam. Tabii ki sen. Ozan. Bahadır artık görüşmemizi istemiyor. Olsun kanka. Sen nasıl istersen öyle olsun. Görüşmemek üzere. Burcu, sen yokken ben başka bir kız buldum. Seni artık terk ediyorum. Elveda. Hayır, olamaz. Aha, ne oldu lan? Ani terk edilmeye bağlı inme. Bütün iç organlarınızın değişmesi lazım efendim. Peki bana kim organ verecek ki? En yakın arkadaşınız Ozan size bütün organlarını bağışladı. Peki neden? Çünkü size aşıkmış. Şu anda da kendine intihar ediyor. Duvarın üstüne atlıyor. Koşursanız yetişebilin. Ozan! Yapma dur! Atma kendini. Bütün organlarını bana bağışlamışsın. Peki o neden? Senin için bu fedakarlığı yapmak zorundayım Burcu.
Peki sana bir şey soracağım. Bütün organlar var ama kalp yok. Neden? O zaten hep sendeydi. Yok ya, yok yok. Bunda sadece kalp değil, aynı zamanda beyin de yok. Oğlum madem intihar edeceksin, niye boynunu kırıyorsun lan? Nasıl, beğendiniz mi aşkısı? Geçirtebildik mi? Güzel anlatabildik mi abiler amcalar? Çok güzel anlattınız. Bir şeyi çok güzel anlattınız. Neyi? Aile planlamasının ne kadar önemli olduğunu. Puh size! Bu hikayeden bunu mu anladınız? Yok, bir de boyun fıtığı olduğunu anladık. Oğlum sen niye her sahneden sonra böyle boynunu kütletiyorsun? O benim imzam. İmzam mı? Tüküreyim öyle imzaya lan. Öyle imzam olur lan. Siz ne yapıyorsunuz? Ben sizin var ya ananıza babanıza acıyorum. Gerçekten acıyorum. Böyle mala davara faydası olmayan işlerle uğraşıyorsunuz oğlum. Bir işin ucundan tutun biraz para kazanın. Kocaman adamlar olmuşsunuz. Yemin ederim acınızdan geberirsiniz. Geberirsiniz. Söyleyeyim sana. Ay inanamıyorum. Asi Rüzgar Sıfır Bir grubu. Her yerlerde sizi aradım ama her yerlerde sizi aradım. Ben TikTokçu Bul, kreatif başkanı Yeter. Gençler şöyle bir projemiz var. Tatlım doldurmalarını şöyle güzelce bir yalıyoruz. Ben de size 100.000 lira para veriyorum. Ne dersiniz? 100.000 lira mı? Ay. Ben yalarım. Ben 100.000 liraya metrobüs direğini bile yalarım. Sıradan iki esnaf. Ne yapayım ben sizi canım? Evet gençler, düşünüldü mü? Olur, yalarız efendim. Harika. Hemen şimdi havalenizi size gönderiyorum. O zaman yaşasın. Hadi çekiyoruz. Görüşürüz. Çocuklar kusura bakmayın. Başta bir tatlış bir gerildik ama yani bize hiç söylemediniz böyle şeyler olduğunu bu işlerde. Niye acaba? Şimdi bak çocuklar, bir şekil biz de sizin abiniz sayılırız değil mi? Yani şimdi o guntiz kadın var ya, kesin sizi kandırır. O yüzden diyorum ki biz sizin menajeriniz olalım. Siz de bizi arayın. Abi bunu size göstererek anlatalım. Hadi çocuklar. Hadi. Hadi arkadaşlar. Nasıl yani? Hadi koçlarım. Hadi. Amca sen de. Aa, çocuklar ben bu sefer aksesuar değil de bir insan olarak oynasam çok mutlu olacağım. Gel abi buraya. Tamam. Aa. Gerçekten ne yapıyorsunuz? Biz burada TikTok çekiyoruz amca. Tikip dönüp takılmayın. Merhabalar. 100.000 lira veriyorum. Dondurma yalar mısınız? Ne? 100.000 lira mı? Tabii ki yalarız. Ya bakalım. Metrobüs bile yalarım. Biz dondurma yalarız. Ama siz avucunuzu yalarsınız. Gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de söyle.